İspanya'da halk iki partili sistemi sonlandırması beklenen genel seçimler için pazar günü sandığa gidiyor. Kamuoyu oklamaları yeni partilerin parlamentoda siyasi dengeleri değiştirecek oranda oy kazanacağını işaret ediyor. Anketlerde birinci sırada iktidardaki Halk Partisi görünse de mutlak çoğunluğa ulaşması uzak olasılık olarak görülüyor. Buna karşın kararsız seçmen sayısının tüm tahminleri alt üst edebilecek oranda yüksek olduğu da biliniyor. <laughs> Doğrusunu söylemek gerekirse ne olacağını bilmiyorum. Koalisyon kurulur diye düşünüyorum. Ama açıkçası kim kiminle koalisyon kurar hiçbir fikrim yok. <laughs> Halk Partisi'nin kazanacağını düşünüyorum. Ciddonos ikinci olur ve ikisi koalisyon kurar ve her şey olduğu gibi devam eder. <laughs> Seçimlerde Pedro Sanchez liderliğindeki sosyalistlerle yeni kurulan Podemos'un ikincilik için yarışacağı tahmin ediliyor ülkenin iki köklü partisinden biri olan Sosyalist İşçi Partisi'nin ilk kez oylarını genç partilere kaptıracağına kesin gözüyle bakılıyor. Sağ kanatta yer alan Suyu yeterli koltuğa ulaşarak Halk Partisi ile koalisyona evet demesi ve sol partilerin muhalefette kalması ihtimalleri arasında. Bölgesel seçimlerde beklenmedik başarı elde eden Pablo Iglesias liderliğindeki Podemos da sosyalistler gibi Halk Partisi ile koalisyona uzak duruyor. Kemer sıkma politikaları nedeniyle halk desteğini kaybeden Halk Partili Başbakan Mariana Rohoy'un bayrağı devredip devretmeyeceğini yarın açılacak sandıklar belirleyecek.